Alo, çok böyle şu an kötü durumdayız da. Yani biz şu gece şeyiyle Pegasus uçağıyla geldik biz buraya, bir uçak dolusu insan. Böyle o kadar hani insanları geçtiler, son kalan böyle sanki şeylere, kişilere loto çıkmış gibi, affedersiniz. Hani ben kendim doktorum. Şu ana kadar bir tane sabıkam yok. Pasaportum, her şeyim tamam. Rezervasyonlarına, biletlerime kadar. İki arkadaş geldik biz. Arkadaşım geçti. Beni aldılar. Tamamen nedensiz yere. Hani biz bunun medya duyurulmasını istiyoruz ve şu an çok vahim durumdayız. Bizi hatta yani polis götürürken bile şeye şakalaşarak karavana diyerek falan böyle aşağılayıcı. Ondan sonra nedenini soruyoruz. Bize diyorlar ki sadece bugün işte siz kabul edilmediniz. Yarın gelirseniz işte kabul edilirsiniz gibi, böyle dalga geçer gibi. Hani sanki yarın ne değişik, sadece yapmış olmak için yaptıklarını gösteriyor zaten bu. Yani biz bunun yerel medyaya çıkmasını istiyoruz. Buradan da yardım talep ediyoruz yani. Hani şu an zorunlu. Çünkü konsolosu falan da aradık. Yani yardım. Ya aynen, 4 kişiyiz benimle beraber. 4 arkadaşız. Biri diş hekimliği öğrencisi. Ben kendim devlet memuru doktorum. Ondan sonra başka diğer arkadaş gene devlet memuru. Yani şu an bir sıkıntı çekiyoruz. Yani burada bu kadar saçma ve küçük duruma düşecek. Ne yaptık? Hiçbir fikrimiz yok. Hani o kadar planımız, şeyimiz vesaire var. Hani başımızda polisler, sanki biz suç işlemişiz gibi. Yani buna bir şekilde bir sesimizi duyurmak istiyoruz. Yardım talep edelim. Elçiliğe biz bildirdik ama bizi saçma sapan kendilerince neden uydurmuştu? Zaten nedeni saçmalığı şöyle. Yani nedeni saçmalığı şurada zaten. Bugün kabul edilmeniz, yarın gelsen kabul ederiz cümlesi zaten hani adamların baştan hani savunma iş yaptığını. Hani böyle sırf deport vermek için yaptıklarını diyor. Ya bize dedikleri şu. Diyoruz ki hani o zaman yarına kadar burada kalalım. Yok. Neymiş? Biz Ankara'ya gideceğiz bugün. Yarın tekrar gelir. Böyle saçma iş mi olur ya? Hani kim gelmek istiyor? Yani canlı yayınınız falan varsa lütfen rica ediyoruz. Hani o kadar şeyle geldik, emekle geldik hani burada ya. İnanın hani o kadar şu an şey durumdayız ki yani böyle hani ne ülkenin gurur kalmış durumda, ne bizim hani burada vatandaşlığımız, insanlığımız. Hani yani polise diyoruz, konsolosluğa söyledik falan diyor. Cevap pozitif olsa bile dikkat almamız şeklinde. Ne ülkeyi sallıyorlar, ne konsolosluğu sallıyorlar. Yani biz şu an zor durumdayız. Eğer özellikle canlı yayın olarak yapabilirseniz ve yardım talep ettiğimizi söylerseniz çok seviniriz ya. Tamam. Yani hani biz burada ben anlamadım. Sığınmacı mıyız? Yani üçüncü dünya ülkesinden mi geliyoruz? Yani Çin'den mi geliyoruz? Ben anlamadım yani. Biz bu muameleye görecek hiçbir şey yapmadık yani. Planlarımız, her şeyimiz, paramız, cartımız, yurtumuz cebimde. Hani buradaki arkadaşlarımla yaptığım WhatsApp konuşmalarına kadar görmek istediler, gösterdim. Hala daha böyle bir saçma sapan sebeplerle bizi burada deport etme peşindeler yani. Hani gideceksin diyorlar illa, gitmen lazım diyorlar. Bugün gider, işte yarın gelir. Bir defa gittikten sonra niye bir daha akşamına geri gelmek isteyeyim yani. Yani o yüzden şu an zaten herkes çökmüş durumda şey olarak falan. Hani zor durumdayız. En azından bir işe yarayacaksa da hani ülkenin de zaten şu an ben anlamıyorum. Konsolosluk ya da şey falan vesaire kimse, sorumlu kimse şey yapmıyor yani. Biz böyle muamele göreceksek yani aynı şey onlara imkansız yani, yapılmıyordur yani. Yani biz burada hayvan mıyız, insan mıyız? Hangi ülkenin vatandaşıyız belli değil yani. Şu an hani artık çökmüş, zaten bir gram uyku uyumadık geceden beri, şeyden uçak indiğinden beri. Hani onu soruyorlar. Her şeyi gösterdik. Her dediklerinde şey yaptık. Yok yani hani. Adamlar bir kağıt almış eline. İşte yok, kabul edilmediniz. Sabah göndereceğiz. Bugün kabul edilmediniz. İşte yarın gelir. Ben nereye gideyim şimdi? Hani burada bırak diyorum, bırakmıyorlar. Hani buradan Moldova'ya gitsek o da olmaz. Bir acil durum geçebilirsiniz. Çünkü bunlar da ilk uçakta bayağı şey kolluk kuvveti zoruyla herhalde uçağa sokacaklar bizi yani, bizim anladığımız. Ya böyle muamele mi olur yani? Ben burada suç işlemedim, bir şey yapmadım. Ben normal hayatımda da yapmadım. Ben zaten doktor adamım. Kime ne zararım olacak burada? Fotoğraf makinemi getirdim, şey mi getirdim? Tanışacağım, buluşacağım insanlar vardı. Beraber arkadaşımla şey yapalım diye geldik yani. Keyfi. Zaten neden olsa adam sana bugün git yarın gel diye bir şey söyleyemez yani. Hani en fazla deport eder, ceza yersin hani bir şey olsa. Hani şeye göre. Yani bildiğiniz saçmalık. Ben böyle bir şey görmedim ya. Sanki son kalanları oradan seçip koymuş gibi. Ya hani bunu lütfen şey yapın da artık bitsin ya. Biz burada hani bu rezilliği çekmek zorunda değiliz ki yani. Daha ben anlamadım ki yani. Hani bu iyice yerlerde ayaklardayız şu an yani. Şeyi kalmadı, anlamı kalmadı yani. Hani siz de bizim hani şeyimizsiniz, anlarsınız yani. Hani yarın bize yapılır, sizin bir akrabanız gelir. Ona şey aynı şey yapılır. Böyle hani yazık, günah ya. Ya hoş değil ya. Tam bu şekilde muamele mi olur yani? Siz de haber yapabilirseniz seviniriz. Canlı yayında bile geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Güle güle.